Görüntülenmem 260'a çıktı ve 14 tane tıklama aldım sadece bir gün içerisinde. Hatta benim size tavsiyem, şu an bu videoyu izleyen herkes buraya başlasın. İlla Fiverr olmak zorunda değil, herhangi bir şeye başlayabilir. Hepinizin en azından bir yeteneği olduğunu biliyorum ve bundan eminim. Eğer ki benim yeteneğim yok diyorsan doğru değil, yani herkesin en azından bir yeteneği vardır. Telefonumu kontrol ettim ve gördüm ki yeni bir müşteri bana mesaj yazmış. Gece geç saatlerde yazmış olabilir ama sabah uyandığımda direkt ona cevap verdim. Yorumlar kısmına hayallerinizin ne olduğunu ve Fiverr'a başlayıp başlamayacağınızı yazabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, buydu da bir hafta boyunca Fiverr'da freelancer olarak çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonraki paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Freelance ne diyecek olursanız, freelance kısacası serbest çalışan biri diyebiliriz. Kendi işini kuran veya kurmak isteyen bir yere veya bir mesaiye bağlı kalmadan evinden, kafeden, yani kısacası istediği her yerden çalışabilen biri. Yani kısacası bir maaşları yok, yani bir patronları yok üstünde, onlara her bir maaş ödeyen biri yok. Proje başına para alıyorlar çalıştıkça. Ben de bugün, daha doğrusu bu hafta freelancer sitesi olan Fiverr'da çalışacağım. Ben aslında Türk freelancer sitesi olan Bionluk'ta bir süredir çalışıyorum. Ama dediğim gibi orada zaten çalıştığım için orada iş ilanlarım var, satışlarım var. Yani baştan başlamış gibi olmayacak. O yüzden Fiverr'ı seçtim ki Bionluk linkim açıklama kısmında olacaktır. Eğer ki bir tasarım satın almak istiyorsanız oradan bana ulaşabilirsiniz. Ben sizin için tasarım yapabilirim. Fiverr global bir site. Yani dünyanın her tarafından freelancerlar var, alıcılar var ve daha büyük bir kitleye sahip diyeyim. Ve ben bunu açıkçası daha büyük bir şans olarak gördüm. Daha büyük bir seçenek olarak gördüm. O yüzden Fiverr'da zaten çalışmak istiyordum ve böyle de bir video yapmak istedim. Bir hafta boyunca çalıştım diye. Aslında bu video tam da kanal kategorime uygun olacak mı onu bilmiyorum ama sonuç olarak videonun konusu internetten para kazanmak. Şu an benim Fiverr profilim zaten açık. Ben yani Fiverr profilime açtım. Bir satıcı olarak kayıt oldum. Ve şurada post kısmında iki tane ilanım var. Ben bunları hazırladım. Yani kendime göre hazırladım ve yaptım ama şu an daha satışta değiller. Yani daha hiç satışa çıkmadılar. Bu video için sakladım ve şu an bu videoda bunları açacağım. Direkt şuradan bunun üstüne tıklayıp buradan activate diyorum. Aynen de şuna da activate diyorum. Ve şu andan itibaren bu ilanlarım, iş ilanlarım satışta ve gören biri bunu satın alabilir artık. Böyle freelancer bir sitede çalışmaya başladığınızda ilk başları zor oluyor. Onun nedeni ne diye soracak olursanız şöyle bir örnek vereyim. Sizin 5 yıldır düzenli olarak satın aldığınız biri var. Atıyorum herhangi bir şey olabilir. Et alıyorsunuzdur, bir şey alıyorsunuzdur. 5 yıldır hep ondan alıyorsunuz ve seviyorsunuz. Gayet de iyi iş yapıyor adam. Onun yanına yeni bir dükkan açılıyor. 2 gündür açık. Yani siz şimdi hangisinden alırdınız değil mi? Yani insanlar tarafından tanınan, iyi olduğu söylenen birinden mi alırdınız? Uzun süredir açık olan, işini yapan biri mi, yoksa yeni katılan, daha kimse tarafından tanınmayan ve daha hiç önce iş yapmamış birinden mi alırdınız? Tabii ki de daha profesyonelinden alırdınız. Şimdi ben de o durumdayım. Daha hiç satış yapmadım. Hiç bir yıldızım yok, bir oylanmam yok. Kimse daha önce beni tanımadı. Yani bir tanınırlığım yok site üzerinde. Yeni gelmiş çırağım. Öyle bir şey diyeyim yani. O yüzden burada satış yapmanız biraz zaman alabilir. Önemli olan devam etmek ve pes etmemek. Ve benim asıl amacım bir haftalık bu süreçte en azından bir satış yapabilmek. Büyük ihtimalle yapamayacağım ama bunu denemekte fayda var. Güzel bir deneyim olacaktır diye düşünüyorum. Bir haftada en azından bir satış yapabilirsem çok güzel olacak. Şu an 2 ilanım var. Geçen günlerde daha fazla ilan da açmayı düşünüyorum. Aklıma bir fikir geldikçe. Yapabildiğim şeyler üzerine. Ama şu anlık bu kadar. Şu anda gün 1'deyiz ve bundan sonra başka bir şey yapar mıyım emin değilim. Büyük ihtimalle direkt gün 2'ye geçeriz. Çünkü şu anlık aklımda pek bir fikir yok. Öyleyse yarın görüşürüz. Günaydın. Şu an gün 2'deyiz ve bugün günlerden 22 Temmuz 2020. Yani dün 21 Temmuz'du. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Tam bir hafta geçtiğinde bu challenge da bitecek. Şu an sabah 9.30. 10'a çeyrek var falan. Uyandım. Bunları falan hazırladım. Birkaç şey göstereceğim. Fiverr'da profilime girdiğimde sol üstte Geeks yazıyor. O Geeks'e tıkladığımda beni böyle bir sayfa karşılıyor. Burada İlanlarımın ne kadar görüntülenme aldığını, kaç klik aldığını ve ne kadar satıldığını gösteriyor. Tabii şu anda hiçbir şey yok çünkü neden? Dün hiçbir şey yapmadım. Yapabilirdim ama yapmadım. Daha çok araştırma falan yaptım. Ama bugün aklımda yapacağım bazı güzel fikirler var. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten göreceksiniz. Şöyle ilanların falan da burada biri, yani benim bu ilanıma girip direkt buradan bir şey satın alabilir. Kısacası göstereceklerim bunlardı. Günün ilerleyen dakikalarında tekrardan ben kaydı açarım zaten.
Şu an aklıma yapabileceğim bir iş ilanı geldi. Ne diye soracak olursanız çubuk adam yapacağım ve kafa olarak da iPhone emojisi koyacağım. Şu an örneklerini görüyorsunuzdur ekrandan. Biliyorum biraz kulağa saçma geliyor ama burada önemli olan benim ne sattığım değil ama bir şey satılabildiği ve buradan para kazanabildiğini göstermek sizlere. Böyle saçma bir şey yapmamın nedeni ise araştırdığım kadarıyla böyle saçma şeyler satabiliyormuş. Böyle ne isterseniz yaparım ya da bir kağıda bir şey yazıp onunla fotoğraf çıkarım falan tarzında böyle işler yapanları gördüm internet üzerinde ve gerçekten de satıyordu. Dedim ben de deneyeyim böyle bir şansımı. O yüzden böyle bir iş ilanı açacağım şu an. Çubuk adam çizeceğim ve kafa olarak da iPhone emojisi tasarlayıp o kişiden aldığım fotoğrafı da tasarlayıp koyacağım. Şöyle profilime gelip buradan create a new geek yani yeni bir iş ilanı aç diyorum. İşte buradan sonrasında artık iş ilanını açacağım. Siz büyük ihtimalle burayı hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. İş ilanı hazırlandığında görüşürüz. İş ilanımı açtım. Şöyle bir şey yaptım. 5 dolardan yani olabildiğince ucuzdan koydum. Ve yani böyle satması umuduyla. Fiverr'da bir de hesapların seviyeleri olur. Rütbeleri gibi bir şey olur. Yani şu an ben seviye 0'ım. Yani daha yeni başlayan biri. Seviye 1'e geçebilmek için en az şurada istediği şeyleri yapmanız gerekiyor. Yani buradaki şeyleri doldurmanız gerekiyor. Yani en zor kısım 10 sipariş tamamlamak ve 400 dolar kazanmak. Yani level bile çıkabilmek için bunlar gerekiyor. Bu level'lar sayesinde bizim satma şansımız artıyor. Yani bakıyor level 1 olmuş. Yani bu 10 kişiye en azından bir sipariş yapmış, iş tamamlamış. 400'den fazla para kazanmış. Yani bu işini güzel yapıyordur tarzında bir şey diyebilir müşteri. Ama şu an benim hiçbir seviyem yok. Hiç satışım yok. Hiçbir oylamam yok. O yüzden biraz zor böyle birinin beni bulup alması siteden. Bir onun için de yani satabilmem için de benim bir reklam yapmam gerekiyor. Ama reklam yapamıyorum. Neden? Daha doğrusu kendi kitleme bir reklam yapamıyorum. Çünkü benim kitlem Türk. Yani YouTube'dan bahsediyorum. Ve bir Türk gelip bir banner için 20 dolar vermez. Yani 20 dolar 150 lira falan yani. Bir banner için o kadar para vermez bir Türk. Çok pahalıdır. Onun için yabancılara reklam yapmam gerekiyor. Onun için de Discord sunucuları falan arayacağım şu an. Birkaç tane buldum diyebilirim. Böyle Freelance Fiverr diye tarzında Discord sunucuları. Diyor ki kendi Fiverr dükkanını, mağazanı burada tanıt işte. Yap diyor. Ben de bu tarz sunuculara girip paylaşacağım. Ondan sonra da bir müşteri gelmesini umut edeceğim. Evet, elimden geldiğince reklam yaptım ki o da bir forumda ve bir tane Discord sunucusunda yapabildim. Diğer Discord sunucularına falan katılamadım. Link eskimiş gibi bir şeyler falan vardı. O yüzden pek de bir reklam yapamadım açıkçası. Reklam olmadığı sürece bir şey satmak zor bu arada ilk başlarda. Yani çünkü kimse sizi tanımıyor. Ama mesela ben şimdi yabancı bir YouTuber olsaydım ve hani sosyal medya hesaplarımda 10.000 20.000 takipçim olsaydı ben bir şey paylaşsam direkt onun fotoğrafını çekip koysam kaydırmalı koysam böyle Instagram story'si yani illaki sipariş gelir. Yani story'mi 5.000 6.000 kişi görse illa bir kişi oradan bunlardan bir şey alacaktır. Tabii şu anlık pek bir şansım yok. Hala biri görüp de almasını umut ediyorum ve hala araştırmaya devam ediyorum. Nasıl reklam yapabilirim? Nasıl daha ön plana çıkabilirim? O tarz şeyler yapacağım. Sıkıntı yok. Daha gün 2'deyiz. Önümüzde 5 gün var. Hala en azından bir iş satabiliriz diye düşünüyorum. Umut ediyorum daha doğrusu. Çünkü pek de inanasım gelmiyor. Yani bir haftada biraz zor ama olsun deneyeceğiz. Aklımdaki fikirler bitmeye başladı. Çok az fikir kaldı aklımda ama hala son gaz devam etmeye çalışıyorum. Şu an aklımda bir tane daha ilan fikri var. O da Instagram ünlülerle sahte mesajlaşma gibi bir şey illaki görmüşsünüzdür. Onların da sattığını görmüştüm. O yüzden bazıları deniyorum böyle birkaç tane şey satması için. Şöyle Photoshop çalışmamı da göstereyim. Mesela böyle MrBeast ile bir konuşma hazırlayabilirim. Direkt şöyle mesela buradan ismi başka bir şey ekleyip değiştirebilirim. Onu da satışa koyacağım şu an ilan ama tekrardan bütün o aşamaları koymayacağım. Yani hızlandıracağım bütün ismini koyacağım. İlanı hazırlama kısmını koymayacağım yani kısacası. Ama çok daha iyi bir şey buldum. Dün Discord sunucularında falan paylaşmaya çalıştım. Ve çok fazla Discord sunucusu bulamadım paylaşabilmek için. Ama dün otururken aklıma daha iyi bir fikir geldi. Facebook grupları. Çünkü Facebook'ta gruplar olur ve bayağı da gruplar kuruluyor böyle bir şeyde yardımlaşma grupları. YouTube olsun, Twitch olsun, şey olsun. Dedim Fiverr'da vardır illaki. Arattım ve bir sürü Fiverr yardımlaşma grubu çıktı. Yani
yardımlaşma dediğim paylaşıyorsun işte, gören alabiliyor, bazıları karşılıklı şey yapıyor. Mesela ben 5 dolara bir şey alacağım, sen benden 5 dolara bir şey al, 5 yıldız versen bana, ben de sana 5 yıldız vereyim falan yapanlar var. Ve bu gruplarda günlük yüzlerce kişi paylaşım yapıyor. Bu da demek oluyor ki yüzlerce kişi benim paylaştığım şeyi görecek. Şimdi ben bu ilanı hazırlayacağım. Bu Photoshop tasarımlarını bitirip bir iki tane örnek tasarım yapacağım. Ondan sonra onları hepsini Facebook'ta paylaşacağım. Şu an daha 3. gündeyiz. 7. güne kadar her gün en az bir kere ilanımı paylaşsam burada, İnanıyorum ki en azından bir kişi bir şey alır diye düşünüyorum. Şu anlık aklımdakiler bunlar. Evet. Gün 4 ve sanırsak aklımdaki bütün fikirleri artık bitirdim ve bundan başka fikir kalmadı. Bugün aklımdaki son iş ilanı intro yapmak. Intro yapmaktan kastım Blender programında intro template'leri bulup onları düzenleyip satmak. Başka yapanları da gördüm onun gibi bu arada. Hani Fiverr'da çok yapılan bir şey bu. Ve gerçekten o iş ilanınız tutarsa kolay ve hızlı bir şekilde para kazanabilirsiniz bu iş ilanından. Çünkü yapacağınız şey düzenleme kısmı zaten çok zamanınızı almayacak. Biraz render kısmı bilgisayarınızla alakalı, bilgisayarınızın özellikleriyle alakalı. Onun dışında gayet de kolay bir şey. Şöyle mesela, şöyle Blender uygulaması böyle bir şey arayüzü falan. Biraz karışık geliyor olabilir. Ben de pek hakim değilim ki zaten çok da bir şey yapmıyorum bu uygulamada. Mesela şu ismi seçiyorum. Tab'a tıklayıp direkt şuradan mesela silip Arda yazıyorum. Şöyle intro'yu da izleyelim. Şöyle mesela bir intro. Bu template'ten template'e değişir. Template ne demek? Template hazır bir dosya. O ne, her ne yapıyorsunuz onun hazır dosyası. Photoshop template mesela. Photoshop hazır dosyası açtığınızda yapılan bütün aşamaları tek tek düzenleyebiliyorsunuz. Burada da mesela bütün burada sağda katmanlar var. Buradan bir şeyi silip bir şey ekleyebilirim. Bir şeyi değiştirebilirim. Ve onu yapıp buradan render alıyorum ve direkt hazır. Ondan sonra onu da iş ilanı olarak ekliyorum buraya veya müşterisi onu teslim ediyorum. Onun dışında biraz şöyle gigslerim biraz daha fazla görüntülenme almaya başladı ama çok fazla klik almıyor. Hatta hiç klik almıyor. Aradaki fark ne? Impression, hemen size böyle örnekli göstereyim. Impression ve klik, yani görüntülenme ve tıklanma. Hemen şuradan satın almaya giriyorum. Ve mesela şuraya YouTube thumbnail yazıyorum. Ondan sonra karşıma böyle bir kısım geliyor. Yani iş ilanları çıkıyor karşıma. Şimdi mesela ben bütün bunlara bir impression yapmış oldum. Görüntülenme. Ben bunu gördüm. Bir görüntülenme gitti. Ama tıklamadım, yani o yüzden tıklanma gelmiyor. Tıklanma da neye göre geliyor? Müşteri fiyatına bir göz atar. Kaç yıldız aldığına göz atar ve ne kadar sattığına bakar. Şimdi doğal olarak benim fiyatlarım ucuz olabilir. 5 dolardan falan yapıyorum ben de mesela YouTube küçük resimleri falan. Ama bakıyor hiç yıldızı yok. Hiç satış yapmamış. Ondan sonra ismin altında hesabın seviyesine bakıyor. Level 2 diyor mesela, bu çok satış yapmış. Ve görüyor orada da 0 yazıyor. Yani hiçbir şey yapmamış bu. Doğal olarak o kişi o iş ilanına tıklamıyor. Yani biraz da böyle. O yüzden önceki günlerde de söylediğim gibi reklam yapmak çok önemli. Ben bu intro iş ilanını da açarım. Ondan sonra yeni iş ilanı aklıma gelmediği sürece pek bir iş ilanı açamam. Çünkü aklımda başka hiçbir şey kalmadı. Ve sanırsam bu kadar iş ilanı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir haftalık bir süreç içinde sadece. Yani böyle. Aslında istesem ben para karşılığında reklam yaptırtabilirim. Yani gidip bir Instagram sayfasına ya da bir kişiye, böyle Instagram'da takipçisi olan bir kişiye para verip karşılığında benim reklamımı yapmasını isteyebilirim. O yöntemi uygulasam büyük ihtimalle satış yapabilirim ama yapmıyorum. Neden yapmıyorum diyecek olursanız, hem benim param yok hem de izleyen herkes reklam yapabilecek bir durumda olmayabilir. O yüzden hani para verip para kazanmaya çalışmayacağım ki başlarda eğer ki yapabiliyorsanız yapmanız güzel bir şey. Çünkü bahsettiğim gibi reklam önemli ve reklam olmazsa İlk başlarda satış yapmanız biraz zor. Yani ilk başlarda reklam yapmanız size biraz böyle o başlangıcınızı kolaylaştıracak, böyle kalkış yapmanızı kolaylaştıracak. Yani çünkü şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir Instagram hesabı 60 bin 70 bin takipçisi var ya da 100-150 bin takipçisi var. Siz ona 100 lira karşılığında reklam veriyorsunuz ya da parasını ne kadar istiyorsa işte. O story'de sizi paylaşıyor ya da post atıyor. 24 saat orada duruyor. Ve onun bir 100 bin takipçisi varsa en azından 15 bin kişi o reklamı görecek. Yani 15 kişiden bir kişinin bile gelmeme ihtimali yok. Yani illa bir kişi gelecektir. Tabii ne yaptığınıza da bağlı. Şimdi YouTube ile alakalı bir şey yapıyorsanız o seçtiğiniz Instagram hesabı YouTube ile alakalı olması gerekiyor. Eğer ki yaptığınız şey makyajla alakalı bir şeyse, atıyorum şu an makyaj hesabı olması gerekiyor. Yani kategorinizi de ona göre seçmeniz gerekiyor. Böyle yaparsanız dediğim gibi güzel bir başlangıç yakalayabilirsiniz. Ama eğer ki para vermek istemiyorsanız tabii ki de bedava yöntemlere başvurabilirsiniz.
Evet, bugün gün 7. Yani challenge'ımızın son günü. Neden gün 5 ve gün 6'nın kayıtlarını görmedik, direkt gün 7'ye atladık derseniz, o gün kayıt almadım. Gün 5 ve gün 6'nın kayıtlarını almadım. Çünkü kayıt alınacak pek bir şey yoktu. Gün 5'te pek bir şey yapmadım. Gün 5'te biraz reklam yaptım, bu kadar. Gün 6'da ise biraz daha araştırma yaptım. İş ilanları nasıl optimize ederiz falan diye. Ve o gün yeni bir iş ilanı açtım ve diğer iş ilanlarımı biraz düzenledim, optimize ettim yani açıklamalarını, başlıklarını falan. Ve bugün bu sabah baktığımda gün 6'da, yani dün açtığım ilan çok iyi işe yaramış ve hatta bütün ilanları optimize etmem çok işe yaramış. Gün 5'te ilanlarımın toplam görüntülenmesi 66 idi ama gün 7'de görüntülenmem 260'a çıktı ve 14 tane tıklama aldım sadece bir gün içerisinde. Bugün challenge'ımızın son günü, yani 7. gün ve biz bir satış yapamadık. Yani bu da demek oluyor ki challenge'ı başaramadık, başarısız olduk. Ama bu demek olmuyor ki bu işe yaramıyor, yani bir para kazandırmıyor ya, ben de başlamayayım. Ben burada sadece ilk bir haftayı gösterdim ki zaten söylememe gerek yok ama videonun içinde bir sürü kez söylediğim gibi ilk başta satış yapabilmek gerçekten zor. Ve ben ilk bir haftada 14 tıklama almaya başladım, yani tıklama kazanmaya başladım bile ilk birinci haftadan. Böyle devam edersem ben satış bile yapacağımı eminim. Hatta benim size tavsiyem, şu an bu videoyu izleyen herkes buraya başlasın. İlla Fiverr olmak zorunda değil, herhangi bir şeye başlayabilir. Hepinizin en azından bir yeteneği olduğunu biliyorum ve bundan eminim. Eğer ki benim yeteneğim yok diyorsan doğru değil, yani herkesin en azından bir yeteneği vardır. Belki şu an bilmiyor olabilirsin ama onu keşfedebilirsin, onu keşfetmeye çalışmalısın ve onu keşfettikten sonra o yeteneğini para karşılığında satabilirsin ya da o yeteneğin seni mutlu ediyor olabilir, onu mutlu olup da yapabilirsin. Yani ileride işin o olabilir ve işini mutlu olup da yapabilirsin. Mesela benim sevdiğim iş ve yeteneğimin olduğunu düşündüğüm şey kameralar, video çekme, video editleme, fotoğraf, tasarım falan. Ben bunlarla ve bunların hepsini ben yapıyorum. Daha 15 yaşındayım ve bunların hepsini yapıyorum ve bunları kullanarak para kazanmaya çalışıyorum. Bir örneği de YouTube. Ben şimdi YouTube'a video çekmek için kameralarla uğraşıyorum. Video çekiyorum, videoyu düzenliyorum, Photoshop yapıyorum, küçük resim yapıyorum, tasarım yapıyorum. Yani hepsini ben yapıyorum bunların. YouTube bunlardan sadece bir örneğim. Yani benim size demek istediğim, hayallerinizin peşinden koşun. Hayalleriniz neyse, ileride ne olmak istiyorsanız onun peşinden koşun. Ve belki de bu Fiverr ya da herhangi bir site sizin başlangıç noktanız olabilir. Ve o sizin önünüzü açabilir. Yani denemekten zarar gelmez, hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu video da böyleydi. Bu videoda sizlere bir hafta boyunca Fiverr'da çalıştım. Fiverr'ın nasıl olduğunu anlattım. Nasıl iş çalıştığını anlattım ve kendim de aynı anda denemiş oldum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki videoyu seyrediyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmına hayallerinizin ne olduğunu ve Fiverr'a başlayıp başlamayacağınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Diğer sabah videoyu editlemek için uyandığımda telefonumu kontrol ettim ve gördüm ki yeni bir müşteri bana mesaj yazmış. Gece geç saatlerde yazmış olabilir ama sabah uyandığımda direkt ona cevap verdim ve videonun içerisinde de dediğim gibi eğer böyle devam edersem satış yapacağımdan eminim demiştim ve bunu da böyle videonun sonuna eklemek istedim.